Sevgili VİTN Haber takipçileri, bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili aday adayı ve iş insanı ayrıca inşaat mühendisi Sayın Mustafa Çobanoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş Konuk oldu. oldunuz, bizi kırmadınız. Oldu. Öncelikle tabii seyircilerimiz sizleri merak ediyor. Önce sizleri bir tanıyalım. Teşekkür ederim. 1961 senesinde Sinop'un şimdiki Saraydüzü ilçesinin o zamanki Boyabat... Ilçesinin, Cuma Kayalı Köyü'nün Söğütlü Mahallesi'nde doğdum. 8 yaşıma kadar köyde yaşadım. İlk iki sınıfı köy okulunda okudum. Daha sonra ailem Ankara'ya göç etmeye karar verdi ve Ankara'ya yerleştik. Eğitimimin geri kalan kısmını Ankara'da tamamladım. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandım. Ve 1983 senesinde inşaat mühendisi olarak e, meslek hayatıma, yaşamıma başladım. Meslek hayatım boyunca e, pek çok çeşitli işler yaptım. E, ailemden de bahsedebilirim kısaca. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. Eşim de inşaat mühendisi, sınıf arkadaşım aynı zamanda. E, çocuklarımdan büyük olanı Onur. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon.com'da bilgisayar mühendisi olarak yapay zeka alanında çalışıyor. Kızım İpek de Ankara'da TED Üniversitesi var. TED Üniversitesi'nden mezun endüstri mühendisi oldu. O da Ankara'da büyük bir savunma sanayi şirketinde planlama mühendisi olarak çalışıyor. Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hayatınızda bayağı bir yeri var. Aile bireylerin 3 üç... Üçü sanırım e, o türlü. Ayrıca sivil toplum ayağı da var bunun herhalde değil mi? Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları derneğinin de eski başkanısınız. Ee, aslında tabii şimdi siz böyle deyince hemen tamamlamam <laughs> icap etti. Çünkü evet. <laughs> kızım da e, şu anda aynı zamanda Orta Doğu Teknik <laughs> Üniversitesi'nde Sen. master yapıyor. Bilgi teknolojileri konusunda evet. master yapıyor, üniversite. Kardeşim de inşaat elektrik elektronik mühendisi, o da Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu. Ayrıca eşimin abisi de elektrik o, elektronik mühendisi, o da Ortadoğu. Şey, evet. Yani biz epey bir Ortadoğuluyız. <laughs> evet, evet. Meslek hayatınızdan biraz bahsedelim isterseniz. Tabii. mezun olduktan sonra önce proje mühendislik hizmetleri yaptım Ankara'da. Beşinci senemde 1987 yılında bir şirket kurdum bir arkadaşımla, birim mühendislik, müşavirlik, Limited şirketi. Bu şirket uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli e, altyapı ve üst yapı e, proje hizmetleri gerçekleştirdi. E, yurt içinde e, altyapı alanında içme suyu, pis su, şebekeleri, arıtma tesisleri, e, su ulaşım hatları, yollar... Kentsel altyapı projeleri yaptığı gibi çelik ve beton olarak çeşitli üst yapılar, binalar, köprüler benzeri yapılarında projelerini yaptı. Bu hizmetleri aynı zamanda yine Türkiye Cumhuriyeti'nde, Rusya'da, Ukrayna'da çeşitli yerlerde hatta Libya'da, Afrika'da bu işleri yaptı. Daha sonra 1998 senesinde bir yapı inşaat. Anonim şirketini kurdum. Yine o da bir anonim şirket zaten. Çok ortaklı bir şirketti. E, bu şirkette yine çoğunlukla yurt dışında ama yurt içinde de aynı zamanda çok çeşitli yapılar yaptı. Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon e, alanına yöneldi. Ama bunun dışında bizim yatırımlarımız olan bir hidroelektrik santral ve bir otel projelerinin yapımı da yine bu şirket tarafından gerçekleştirildi. Türkiye içerisinde e, örneğin Konya Stadının e, çelik konstrüksiyon e, kafesi tam tüm giydirmesi ve onun kaplaması şirketimiz tarafından yapılmıştır. Ankara'da yine e, bir çelik köprü e, ayak açıklığı bizde hani önemli dedik evet. ki ayağın arası 110 metre olan büyük bir çelik köprü dikmen vadisinde şirketimiz tarafından projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Hidroelektrik santrali tabi izleyicilerimiz Belki bilmeyebilir, sünop evet. sınırları içerisinde değil mi? Evet, böyle bir e, 1998'de bu şirketi kurduk. Bu şirket çalışmaya devam ederken, e, tesadüfen aslında 10 yılda bir olmuş oluyor. 87'de Hı. proje, 98'de bir yapı. 2008 yılında da birim hidroelektrik e, enerji üretim sanayi anonim şirketini kurduk. Hı. Ve bu şirketle işte bir küçük HES yatırımı yapmaya karar verdik. Bunun için de memleketim olan Sinop'u seçmek Gerçekten. istedim. Çünkü her ne kadar Sinop'tan biraz uzakta Ankara'da yaşamış olsak da her zaman kalben tabii ki memleketimize karşı bir bağımız, bir özlemimiz, sempatimiz vardı. E, o nedenle Sinop'un e, merkez e, ilçeye bağlı köylerden bir tanesinde evet. bir HES yatırımı gerçekleştirdik. Turizm yatırımı da hakeza herhalde otel yatırımı. Evet öyle Sinop'da. oldu. Hidroelektrik santral inşaatını tamamlayıp işletmeye açtıktan sonra e, o günkü Sinop e, yönetiminde gerek vali gerek belediye başkanı gerek Sinop'taki e, belli başlı e, eşraftan insanlardan hep bir e, burada misafir ağırlayacak işte bürokrasiden ya da hani protokol e, vasfında gelen misafirleri ağırlamakta güçlük çekildiği iyi bir otel açılmasının doğru olacağı ve bunun da hani bir yatırımcı olarak benim benden beklendiğini fark ettim. Ve bir tesadüf eseri Sultan Otel'in sahilde kapalı olduğunu Karakum'da öğrendim. Orayı devraldık ve orada dört yıldızlı bir otel inşa ettik. Vira Otel koyduk adını da. Ve onu da 10 yıl süreyle işlettik. Şimdi devrettik sanıyorum 11-12 evet. sene işlettik. Evet sonuncu yatırımımız da Sinop için buydu. Yani bir otel bir de hidroelektrik santral. Efendim otel demişken e, tabii Sinop turizmini de isterseniz ele alalım. Evet. Sinop turizmi hakkında, geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Evet. Ee, Sinop, e, benim aslında bu işe kalkışmadan önce de zaten Sinop, hani Ankara'da benim Sinop'ta iş yaptığımı, Sinop'ta otelim olduğunu, Sinop'lu olduğumu duyan herkesin gözleri parıldar. Evet. Çünkü Sinop aslında bütün Türkiye'de insanların gidenlerin hayranlıkla anlattığı, gitmeyenlerin özlemle yad ettiği, e, yad yani. ettiği gerçekten öyle bir yer. Çok e, insanı, insanın uygarlığı e, hep en başta vurgulanmak üzere doğasının güzelliği, belki kendi halindeliği, çok fazla endüstriyelleşmemiş olması nedenleriyle çok sevilir. Ben de Sinop'a aynı şekilde o öyle duygularla geldim zaten. Dolayısıyla aslında öyle bir otel yoluyla turizm işine girmiş olmak bir fırsat da oldu. O zamanlar doğrusu kafamızda çok daha çeşitli projeler vardı Sinop'un turizm potansiyeli açısından. Evet. Ancak tabii bir şehrin içine girdiğiniz zaman o şehrin gerçekleriyle de yüzleşiyorsunuz. Hepsini yapmak mümkün olmadı. Ama başından itibaren Sinop'un bir kere denizi tartışma götürmez güzel. Deniz ürünleri tartışma götürmez güzel. Evet. İstavrit'inin, hamsisinin tadı hiçbir denizde yok. Müthiş bir coğrafya. Tabii şimdi hala arada Ankara'ya gittiğim zaman bana hemen hamsi ısmarlarlar, <gülüyor> istavrit <gülüyor> ısmarlarlar. Ve çok büyük bir keyifle yerler. Ama bunların yanında aslında Sinop'un karası da çok güzel, dağları da çok güzel. Dağlarındaki çuha çiçekleri bilmiyorum. Yani ne kadar başka yerlerde var mıdır? Ben başka yerde çok görmedim doğrusu inanılmaz güzel. Ayancık bölgesindekiler rengarenktir. Hani Senobun içindekiler açık pembe, mor tonlarındadır. Baharda muhteşem halı gibi olurlar. İnanılmaz güzel Kesinlikle. bir tablodur. iç bölgeleri de yine ormanlık olan bölgeleri, köyleri her tarafı birbirinden güzel. Aslında bunların tamamı başlı başına turizm potansiyelleri. Ama her nedense o alanda çok fazla gelişme olmamış. Belki Sinoplu çok mütevazi, belki çok kendine yetiyor e, diye düşünüyorum. Çünkü değerlendirilmesi halinde gerçekten gelenleri büyüleyecek kadar güzel bir doğaya sahip. E, ve bundan sonrası için de aslında ben ekonomik açıdan da, e, yani turizm açısından da, bunun dışında tarımsal açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ona ilişkin kafamda projeler de var. Evet. Efendim biraz önce erken girdim gerçi o soruya ama ilk kendinizi tanıtırken ODTÜ Mezunları Derneği ile alakalı küçük bir giriş yaptım aslında. Evet. Mustafa Çobanoğlu'nun sivil toplumla olan ilişkisi, sivil toplum serüveni nedir? Biraz da onu isterseniz izleyicilerimizle paylaşalım. Öncelikle tabii ki ben 1960 doğumlu bir insan olarak Sivil toplum kavramının henüz daha olmadığı yıllarda da bizim için o zaman hani ülkeyi sevmek, yurtseverlik, halkını düşünmek, halkının dertleriyle dert sahibi olmak, memleketin nasıl kalkınacağı, insanımızın nasıl mutlu olacağına dair kaygıları taşıyan bir nesildenim. Bize 78 kuşağı deniyor. Evet. Çok maceralı ve şimdi bakılınca da insanlara çok korkunçmuş gibi gelen, ama bana göre tabii ki sıkıntıları ve riskleri olmakla birlikte heyecanları olan, sevdaları olan bir şeydi ve güzel bir kuşaktık. Yani şu yandan ya da bu yandan bir şekilde ülkesini dert edinen, halkının mutluluğunu, refahını dert edinen bir kuşaktık. O zamandan itibaren talise yıllarımızdan beri bu duyarlılığımız devam etti. Üniversitede de aynı şekilde devam etti. Daha sonra işte sivil toplum dediğimiz belki daha çeşitlenmiş olan e, ilgi alanları oluştu. E, bu kapsamda tabii ki e, inşaat mühendisleri odasında öncelikle kendi meslek odamda e, hizmetlerim oldu. E, i̇nşaat mühendisleri odası Ankara Şubesi'nde bir dönem, ya yani bir dönemimiz iki senedir, bir dönem sayman üye olarak, iki dönem başkan olarak yönetim kurulunda yer aldım. Ee, orada da pek çok yeniliklere yine e, yenilikleri başlattık diyebilirim. Biraz bende böyle bir kurucu e, karakteri vardır, yeni şeyler yapmayı, değişik şeyler yapmayı e, severim. E, 6 sene görev yaptım orada. Ondan sonraki süreçlerde de yine inşaat mühendisleri odasının örneğin yetkin mühendislik diye hani yapıların kalitesini artırmak için mühendislerin e, deneyimlerini de ön plana çıkaran bir sistemi. Dünyadaki benzer sistemleri araştırarak Türkiye'ye getirdik, kurduk. Çok güzel bir sistemdi. Ancak ne yazık ki e, Türkiye'deki yasalar buna müsaade etmediği için o sistemleri devam ettiremedik. Ancak benzerlerini e, devam ettirdik. Yani ona benzer bir sürü başka çalışmalar yaptık. Mesleki alanlarda Türkiye'deki pek çok e, inşaat mühendislerinin şubelerinde konferanslar, seminerler e, verdim. E, odamla hala Gönüllü ilişkim devam eder. E, pek çok bana verilen görevleri komitelerde, komisyonlarda e, yaparım, yerine getiririm. Bununla birlikte tabii bir Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirmenin e, bütün gençlerin hayali özlemi olduğunu biliyorum. E, bu fırsatı ele geçirebilmiş şanslılardan biri olduğum için mutluyum. Aynı zamanda tabii ki Ortadoğu Teknik Üniversitesi bütünüyle bir değerdir. O değeri hem maddi altyapısıyla hem kültürel, düşünsel, sorgulayan, modern eğitim anlayışıyla öğrenci yetiştirdiği için o değerlerin korunması amacıyla bir mezun olarak Mezunlar Derneği'nde uzun yıllardır görev yaparım. Son olarak da ODTÜ Mezunları Derneği'nin 2020-2022 döneminde dernek başkanı olarak görev yaptım. Bunun dışında... Demin belirttiğim gibi memleketime olan sevdam hep devam evet. ettiği için Ankara'daki Sinop'luların yaptıkları organizasyonların içerisinde de işlerimden arta kalan zamanlarda hep yer almaya çalıştım. Ee, örneğin Sinop'ta ilk kurulan Sinop'lular Derneği'nin kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Tüzüğünü de ben hazırlamıştım. Şimdi gayet iyi hatırlıyorum. Evet. Daha sonra yine e, şimdi var olan Asilder'in de üyesi oldum. Sinop Federasyonu diye bir federasyon var. O federasyonun da danışma kurulu üyesindeyim. Orada aktif olan çalışan arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyorum. Şimdi Mustafa Bey yani hayatınızdaki bu yani başarı hikayenizi benim anladığım siyasete de artık kanalize etmek istiyorsunuz. Sinop siyasetiyle buluşturmak istiyorsunuz. Ben şimdi belki sorumun cevabını kendim vermiş oldum ama neden siyaset? Ee, aslında toplumun gelişmesi ve değişmesine her alanda e, katkı koyulabilir buna inanan biri olarak daha önce özetlediğim gibi pek çok şeylerle alanlarda katkılarım oldu yani hemşeri derneklerinde sinoplu derneklerinde ottü mezunlarında veya meslek odasında benzeri yerlerde verdim ancak e, içinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin zor şartlar içerisinde olduğunu, bu şartların herkesi etkilediğini, tabii ki Sinop'u da etkilediğini gayet iyi biliyorum. Bugüne kadar hayatın çeşitli alanlarında verdiğim pek çok emek var. Bu emeklerle birlikte bilgi ve birikim, deneyim var tabii ki. Bütün bunları bugün siyaset alanına taşımanın, yani en üst katmana çıkarmanın hem ülkem açısından yani ülkeme bir katkı olacağını ayrıca benim devletin en iyi okullarında okumuş. Hedeflerine büyük ölçüde ulaşmış. Dünya çapında yani oğlum Amerika'da ben kendim uluslararası arenada senelerce çeşitli görevler yaptım. Oralarda edindiğim görgülerin, bilgilerin çoğuna hani iç çekmişimdir. Yani niye bunlar bizim ülkemizde olmasın? Bizim insanımız bunlardan daha azına layık değil diye düşünmüşümdür. Bunları hayata geçirebileceğime katkı koyabileceğime inanıyorum. Dolayısıyla artık bunun yapılabileceği düzlemde siyaset, yani siyasi partiler üzerinde siyaset hem Sinop'umuz için hem de ülkemiz için yararlı olabileceğime deneyimlerimle katkı koyabileceğime üstelik de şimdi ülkemizin son 20 yılda evet bazı olumluluklar yaşamakla birlikte büyük çalkantılar ve büyük bir sistem değişikliğine gidildi. Ve şimdi de bence ülkemiz bocalama aşamasında zorlanıyor her açıdan. Bütün bunları aşmak için yeniden bir kurucu bakış açısına ihtiyaç var. Yeniden inşaya ihtiyaç var. Bütün bunları yapmak için de kendime en uygun, en yakın siyasi parti olarak bulduğum ve bugüne kadar Sürekli seçmen olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu siyaseti yapmaya arzu ediyorum. Bu nedenle aday adaylığına talip oldum. Evet. Peki Sinop ölçeğine dönersek evet. Sinop'un en büyük sorunu nedir sizce? Sinop'un en büyük sorunu bence var olanla yetinme duygusudur. Yani buna bir yandan saygı duyuyorum ama kendi potansiyellerini iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Sinop'un denizi, denizinin güzelliği, balıkçılığı, dağları, dağlarındaki ne bileyim mantarı, dağlarındaki e, yaban mersini, yani çok kıymetli olduğunu bildiğim şeylerden evet. örnekler veriyorum. E, dağlarındaki höbelek mantarı, e, efendim kanlıca mantarı. Çok yani zengin bir floramız evet, var Evet öyle mi? ve bunları değerlendiremiyoruz. Yani Bunlar o kadar kıymetliler ki. Evet. Kestanesi mesela. Evet. Yani kestanesi evet Bursa kestanesine göre küçüktür ama lezzeti inanılmaz güzeldir. Evet Bu sefer geçtiğimiz günlerde Dubai'den bir arkadaşımız fotoğraf gönderdi. Evet. Ve üzerinde Sinop kestanesi yazıyordu. Yani gurur duyduk gerçekten. Evet çünkü gerçekten bizim lez kestanemizdeki lezzet hiçbir şeyde yok. Şimdi bunları sistematik bir şeyle ürünü hani mesela ağaçlarını da koruyabilecek şekilde kestane ormanlarını geliştirebilecek hiçbir çalışma yapmadığımız gibi var olan doğal büyüyen kestaneleri yerden toplayıp satarak aslında işin ağasını yapıyoruz. Halbuki bunları toplayıp organize şekilde ürünlere dönüştürüp ürün olarak pazarlamamız halinde bundan bu zenginliğin çok büyük bir kısmını kendimiz alabiliriz. Bizim höbelek mantarımız dünya çapında ünlü bir mantar. Toplanıyor, 100 dolara satılıyor deniyor. Halbuki biz onu alsak, işlesek ve ürün haline getirebilsek onu belki 200 dolara satabileceğiz ve zengin yani sinopumuza düşen pay bunun iki katına çıkabilecek. Eşim. Keza iç bölümlerde mesela boya bat ovalarında pirincimiz var. Normal olarak 7-800 kilo bir dönümde elde edilmesi gereken pirincin bizim oralarda ben hem şerilerimle konuşuyorum ben de oralarım orada arazilerimiz de var 400 kilo civarında zor elde edebiliyorlar büyük ihtimalle bir, bir yerlerde bir yanlışlık yapıyoruz bir sistematik yok onların pazarlanması konusunda bir sistematik yok yani kooperatifleşmeyi birlikler oluşturmayı ürünümüzü son noktalara taşımayı Ürünlerimizi işleyerek değerlendirmeyi, keza denizde balığımızın çok çıktığı zamanlarda falan da bütün bunları e, yapılması gereken ve henüz yapılmamış işler olarak görüyorum. Evet. Ve eğer e, Sinop'tan milletvekili olursam bütün bu projelere özel olarak zaman ve vakit ayıracağım. Ve Sinop'umuzun bir kere var olan değerlerini e, harekete geçireceğim. Potansiyellerini... E, evet. Enerjiye dönüştüreceğiz, işe dönüştüreceğiz, kazanca dönüştüreceğiz, köylümüzü kalkındıracağız. Efendim bizleri kırmadınız, konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ee, ederim. Hem iş hayatınızda hem de e, siyaset hayatınızda, zaten iş hayatınızda başarılısınız ama başarınızın devamını diliyorum. Siyaset hayatınızda başarılar diliyorum. E, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür evet. ederim. İnşallah e, halkımıza hizmet etme fırsatını bulabiliriz. Evet. Çok sağ olun. Sevgili Vitrin Haber takipçileri, yine sürpriz konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizlere zaman ayırdığınız, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.